Steam, Valve Corporation tarafından 12 Eylül 2003'te kurulduğunda başlarda yaptığı iş Counter Strike'ın yamalarını kontrol etmek ve hile yapanları engellemek gibi işlerdi. Daha sonra internet erişimi vermeye başlayan Steam, ABD tarafından bir tehdit olarak algılanmıştı. Doğru düzgün oyunları olmaması işleri zaman zaman zora soksada da Val 2004'te Half-Life 2 piyasaya sürdü ve oyunu satın almak için Steam'e üye olmasını zorunlu kılması bu platformu içten içe büyütmeye başlamıştı. Bu şüphesiz ki Valve'ın Steam'e bir jestiydi. Tarihler 30 Ağustos 2012'yi gösterirken büyük bir oyun platformu olan ve kataloğunda binlerce oyun barındıran Steam aynı jesti oyun geliştiricilerine yaptı. Yani Steam Greenlight kurdu. Bu düşük bütçeli oyunların da Steam'de yer alması demekti. Sistem şöyle işliyordu. Bir geliştirici oyunu yapar. Demosunu Greenlight'ta yayınlar. Demoyu deneyenler eğer beğenirse oyuna yeşil ışık yakarlar. Bunun bir avantajı daha vardı. Bazı geliştiriciler de kickstart başlatabiliyordu. Yani diyorlardı ki madem bu oyun çıksın istiyorsun pamuk eller cebe. Belli bir puanı geçen oyun Steam'deki yerini alıyordu. Bu kulağa mükemmel bir sistem gibi gelse de kullanıcılar bu durumu sabote etmeye başlamıştı. Puan verirken hemşericilik yaptılar ve kendi ülkelerinden çıkan oyunların puanlarını şişirmeye başladılar. Bir kaosa yol açan bu durum gerçekten iyi olan oyunlarla vasat ya da vasatın altındaki oyunları birbirinden ayırmayı zorlaştırmıştı. Bu hem bilinçli kullanıcıları hem de Steam'i şöyle bir endişeye sevk etti. Ya Steam bir oyun çöplüğüne dönerse? Bunun önüne geçmek için 6 Haziran 2017'de Greenlight durduruldu ve 7 gün sonra yani 13 Haziran'da Steam Direct'in çıkış yapacağı hayranlarına duyuruldu. Bu sistemde geliştirici 100 dolar ücret ödeyecek, sattığı oyunun geliri toplamda 1000 doları geçerse parası iade edilecekti. Yani bir nevi kapora dönemi başlamıştı. Aslında Greenlight projesi Papers Please, Undertale, The Cat Lady Stardew Valley gibi oyunları oyun dünyasına kazandırması açısından kıymetliydi ama bitmişti. Bu oyun çöplüğü durumunun önlemini Steam aldı ama Play Store'da durum nasıl? Aslında Steam'in korktuğu şey şu anda Play Store'un başına gelmiş durumda. iOS'ta durumlar ne alemde bilmiyorum ama ben bir Android kullanıcısı olarak söyleyebilirim ki Google Play Store'da durumlar içler acısı. Sürekli gündemi takip ederek tutan her hikayenin, her filmin, her dizinin Vasat bir oyununu yapan mı dersiniz? Sürekli beğenilen süper kahramanların oyunlarını spamlayan mı dersiniz? 500 TL'ye, 1000 TL'ye, 2000 TL'ye oyun yaptırıp satan mı dersiniz? İki boş, işe yaramaz buglarla dolu uygulamalar ya da oyunları yapıp içini reklamlarla doldurup yayınlayan mı dersiniz? Bu yüzden Play Store'da oyun takip etmek ve güzel bir oyun bulup oynamak PC ve konsol kadar kolay değil. Bir cevher bulup çıkarmak ve oynamak için bir madenci gibi olmak lazım. İşin başka bir boyutu da var tabi. Bırakın ikinci, üçüncü nesil konsolları, yeni nesil konsollarda bile full grafik olmadan insanlar oyunlara burun kıvırmaya başladı. Bu da düşük bütçeye sahip geliştiricileri zora soktu. Yine de nostaljiye sahip çıkmak adına mı yoksa maddi gelirleri bu kadarını el verdiği için mi bilinmez ama hala piksel oyunlar çıkaranlar var. Şükür ki var çünkü ben iki boyutlu piksel oyunlara bayılıyorum. Geçmişte incelediğim Dungeons and Demons oyununun ilgimi çekmesinin sebebi de buydu. Bu da benim oyuna az da olsa torpil geçmeme sebep oldu. Tabii ki ikinci oyunda böyle bir durum olmayacak ve bu oyunu ilk oyun üzerinden değerlendirmeye çalışacağım. Bu inceleme iki oyunun bir nevi kıyaslaması olacak ve ilk incelemede değinemediğim ya da es geçtiğim noktalara değineceğim. Bir devam oyunu olan Dentures and Demons 2. Hadi şu oyunun içinden geçelim. <laughs> Aslında oyunun hikayesi hem klişe hem de ilginç diyebilirim. Daha oyunun başlarında konsept ilgimi çekti doğrusu. Hikaye bildiğiniz Jumanji'nin vahşi orman filmi ya da Başlat Ready Player One filminin bir türevi gibi. Oyuna başlarken bir karakter oluşturuyoruz. Saçını, kıyafetini, boyunu ve en sevdiği küfür vesaire. Belirledikten sonra oyuna başlıyoruz. Oyundaki karaktere verdiğim isim Serkan yani kendi ismimdi. Yine de bu karakterden kullanıcı olarak bahsedeceğim. İlk oyunu oynayan ve bitiren kullanıcı ikinci oyunu indirir ve kurar. Oyunu açtığında kendini kaybeder ve gözünü açtığında kendini iki boyutlu bir dünyanın içerisinde bulur. Aklını kaybettiğini düşünen kullanıcı ılık bir duş alırsa kendine geleceğini düşünür ve banyonun yolunu tutar. Duş esnasında elektrikler kesilir ve evinde paranormal olaylar yaşanmaya başlar. Daha sonra mesaj atan gizemli bir kişi ona tehlikede olduğunu ve Suy Arts Genel Merkezi'nde buluşmaları gerektiğini söyler. Korkudan ne yapacağını bilemeyen kullanıcı kendisini can ile evden dışarı atar. Sokağa çıktığında gözlerine inanamamaktadır. Çünkü bulunduğu yer Varedze şehridir. Suyu art şirketinin kapısına gelen kullanıcı kapıyı açamaz. Arkasındaki bir şey kapının açılmasını engellemektedir. İçeriye pencereden girmenin bir yolunu bulan kullanıcı bir cesetle karşılaşır. Bu ceset dedektif Junior'a aittir. İlk şoku atlatan kullanıcı onu öldüren hançeri çıkardığı esnada polis onu enseler. Dedektifin ölümünden sorumlu tutulan kullanıcı hapse atılır. Kaçma planları yaparken garip şeyler olmaya başlar. Alarmlar çalmakta ve herkes panik halinde sağa sola kaçışmaktadır. Hücresinden çıkan kullanıcı hapishaneyi ucubelerin bastığını ve önüne çıkan her şeyi yuttuğunu görür ve kişisel eşyalarını ve Junior'ın ceketini alarak oradan ayrılır. Varenze şehrinin harabeye döndüğünü gören kullanıcı evine geri döner. Evinde dedektif Junior'ın hayaleti onunla temasa geçer. Tüm bu olayların bir büyü sebebiyle olduğunu, beş yadigarı bulup büyüyü tersine çevirebileceklerini söyler. Sadece Varetze değil, üç boyutlu dünya da tehdit altındadır ve zamanları kısıtlıdır. Büyük kemale ermeden bir şeyler yapılmalıdır. Başka çaresi olmayan kullanıcı işbirliğini kabul eder. Junior ve kullanıcı güçlerini birleştirir. Daha sonra ekibin diğer üyeleri de onlara katılır ve beş yadigarı bularak büyüyü ortadan kaldırmak için Voltran'ı oluştururlar. Kullanıcının eve geri dönmesi ve bu dört kafadarın piksel cennetine gitmesinin tek yolu budur. Çünkü onların da yarım kalan işleri olduğu için arafta kalmışlardır. Kullanıcı bu yolculukta hem geçmiş oyundan aşina olduğu dört karakterin hayatlarıyla ilgili detaylara vakıf olacak hem onları araftan kurtarmak için yardım edecek hem de iki boyutlu dünya ile üç boyutlu dünyanın birleşmesini önlemeye çalışacaktı. Oyun yine tanıdığımız bildiğimiz Denç'i sendiğimiz. Kara mizah ve ufak tefek şakalar konusunda ilerleme olmasa da standartını korumayı başarmış. Hikayesi standart olsa da hikaye anlatımı ortalamanın üstünde. Temiz ve anlaşılır. Ayrıca bu oyundaki hikaye ilk oyunla öyle güzel bağlanmış ki sanki ikinci oyun ilk oyunla birlikte yazılmış gibi hissettirdi. Aslında oyun katmanlı bir yapıya sahip gibi görünse de hikaye lineer ilerliyor. Metroid-like bir dizayn söz konusu. Tabii biraz farklı. Önce bize tüm haritalar tek tek tanıtılıyor. Haritanın geçilemeyen herhangi bir bölgesine erişim için neredeyse diğer tüm haritalardan birer birer obje edinmek gerekiyor. Bazen o an edindiğim objeyi neden aldığımı bilmesem de daha sonra mutlaka bir işe yarıyor. Farklı yan şu: Metroid-like oyunlar yeni eşyalarla sürekli genişlerken bu oyun önce genişliyor sonra daralıp bizi tek bir noktaya sevk ediyor. Oyunda katmanlı ilizyonu verilmek istenmiş olsa da aslında oyunda hikayede çizgisel. Oyuna başlar başlamaz ilk olarak şu üç yenilik gözüme çarptı. Harita, sprint ve envantere eklenen birleştir sekmesi. Harita sekmesi güzel bir yenilik olmuş. Bulunduğumuz bir bölgenin neresinde olursak olalım harita sekmesinden diğer bölgelere sıçrayabiliyoruz. Bu da oyun esnasında oyuncuya geniş bir konfor alanı sağlıyor. Sprint ise gerçekten olması gereken bir özellikmiş. İlk oyunda yoktu ama çok da yokluğunu çekmemiştim. Çünkü oradaki map'ler hem çizgiseldi hem de bölümler arasında geçiş yapmıyorduk. Bu oyunda ise durum biraz farklı. Sık sık gerekli ya da gereksiz geçişler yapıyoruz. Her geçiş yaptığımızda da haritanın en başından başladığımız için sprint özelliği hayatımı kurtardı. Birleştir sekmesinden ise ilk incelememde bahsetmiştim. Bu oyunda görmek beni mutlu etti. Üstelik buradaki öğeleri birleştirme olayı ilk oyuna göre daha mantıklı. Bu da oyundaki bulmacaları çözerken kafa karışıklığı yaşanmamasını sağlamış. Ama oynanış açısından bakarsak ilk oyunla aynı. Hatta ilk oyunun arcade challenge'ları açısından ikinci oyundan daha çeşitli ve kaliteliydi. İlk oyundaki birçok bulmaca ve arcade olayı olduğu gibi ikinci oyunda da kullanılmış. Bu da bana ikinci oyun yapılırken biraz kolaya kaçılmış olduğu izlenimini verdi. Hatta bazı bulmacaların mantığını çözmek üçüncü oynayışıma nasip oldu. Çözemediğim bazı bulmacalar ölümüme dahi sebep oldu. Hem de defalarca ve bu çok sinir bozucuydu. Şimdi bir spoiler vereceğim. İsteyen ekrandaki dakika ve saniyeyi atlayabilir. Oyundaki iki bulmaca beni çileden çıkardı. Birincisi şu vanalı bulmaca. Mantığını çözmem üç oyunumu aldı. İlk iki oyunda deneme yanılmayla çözdüm. Hatta bu bulmacadan o kadar çok şikayet gelmiş ki suyu artısı YouTube sayfasında bana bu bulmacanın zor olduğunu söylemeyin tarzında bir video atmak zorunda bırakmış. Ama haklıymış yani mantığı basitmiş. Çözünce kendimi mal gibi hissettim gerçekten. Sadece duman sayısı kaçsa soldan sağ sayıp tıklıyormuş. Hepsi bu. Kendimden utandım. İkincisi de ilk oynayışımda beni ne kadar uğraştırdı anlatamam. Hastane'nin bodrumundaki bir tabloyu yırtıp içeri girdim ve gergin bir yürüyüşten sonra Junior bana iki seçenek sundu. Ya sen bossu buraya çek, ben formülü hazırlayayım ya da tam tersi. Dedim ki ben formülü hazırlarım, sen git bossu getir. Allah'ım o kadar pişman oldum ki ne yaparsam yapayım tutturamıyorum. Dedim ki keşke bossa ben gitseydim. 3-5 ölürdüm, geçerdim. Bulmacayı çözmek dakikalarımı aldı. Hatta bir saate yakın sürdü. Gerçi bir defa çözünce diğer oyunlarda ezbere yaptım da ilk defası beni inanılmaz zorladı. Sonraki oyunlarda ise hiç arcade bölümünü oynamadım. Hep bulmacayı seçtim. Ama arcade kısmında merak ediyorum. Dördüncü kez oynarsam bir denerim. Arcade olayına gelecek olursak. Yine klasik yön tuşları ekranın sağına ve soluna konumlandırılmış durumda. Bu durum oyunu oynarken sıkıntı yaşatmıyor da arcade sekanslarında gerçekten ciddi bir probleme dönüşüyor. Ama şükür ki tamamında değil, bazılarında. Aslında ilk oyunda bahsetmekten vazgeçtiğim konulardan biri de buydu. Ben Chosen Demons'ın ilk oyununa başlamıştım. Takma dişler modunu kolay, şeytan modunu da normal mod olarak sanmıştım ki ben oyunları ilk önce normal modda deneyim ederim. Çünkü geliştirici oyunu yaparken bize sunmak istediği zorluk seviyesini normal olarak ayarlar ve geliştiricinin bana yaşatmak istediği gerçek deneyimi yaşamak isterim. Başlarda oyuna alışık olmadığım için bayağı öldüm. Nereden baksanız 20-30 defa ölmüşümdür. Hem de daha ilk arcade sekansında. İkinci oyunda da gördüm ki daha ilk arcade bölümü aynı dizaynla yapılmış. Hem de perspektif açısından daha sıkıntılı bir durumda. Boss'un saldırısı pembe ise yukarı, sarı ise aşağı kaçıyoruz. Ve önümüzdeki engelleri ıskalamaya, objelere de dokunmaya bu sayede boss'a atarak hasar vermeye çalışıyoruz ve Sola basınca yukarı, sağa basınca aşağı gitmek çok kafa karıştırıcı. Aslında bu yön tuşlarının sağ ve sola konumlandırma olayı yeni bir şey değil. Bunu deneyen birçok oyun oldu. Platform oyunu olarak da Super Cat Bros bu tarza iyi bir örnektir. Görsel olarak tatlı bir yapıya sahip olan bu oyunun mekanikleri şu şekilde işliyor. Ekranın sağına basınca sağ, soluna basınca sola gidiyoruz duvara denk gelinirse wall jump yapabiliyoruz ve sprint attığımızda üzerinde bulunduğumuz platformun kenarına denk gelirsek zıplıyor. Oyundaki her kedinin kendine has farklı özellikleri var tabi ama konu bu değil. Şimdi düşünelim. Dungeons and Demons oyununu biri indirdi. Şeytan moduyla oyuna giriş yaptı. Daha ilk arcade bölümünde öldü, öldü, öldü ve öldü. Oyundan çıkıp direkt silip Play Store'a bir hışımla dalacak, ve bir yıldızı basıp yorum kısmına gün yüzü görmemiş çüpürler dizecek birçok insan tanıyorum. Bilemiyorum, belki de bu durum benim beceriksizliğimde. Ama ne olursa olsun klasik kontrolleri bu tarza tercih ederim. Bu bir tercih meselesi tabii. Şunun altını çizmek istiyorum. Yön tuşları ekranın sağına ve soluna yaslansa da Super Cat Bros'ta karakter sağ basınca sağ, sola basınca sola gidiyordu. Sağa basınca zıplayıp sola basınca deş atmıyordu. Bu sebeple bu dizaynı oyunun selameti açısından riskli buluyorum. Geliştiricilerinin yön tuşlarını sola, aksiyon ve etkileşim tuşlarını sağa yığmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Bu arada önceki oyunda iki mod vardı. Bu oyunda da başta iki mod olsa da oyunu bir kez bitirince bir mod daha açılıyor. O da manyak şeytan modu. Yani bu oyundaki şeytan modu normal mod olarak ayarlanmış. Kolay, normal ve zor modlar takma dişi şeytan ve manyak şeytan olarak adlandırılmış. Bunu da bir dipnot olarak vermek istedim. Ayrıca bu oyun ilk oyuna göre bulmacalar adına daha kolay ve oyuncunun elinden tutan bir tarzı var. Birçok bulmacada ve bulunacak birçok nesnede oyun oyuncuya destek veriyor. Hatta gerekirse doğrudan işaret ediyor. Bu durum birçok bulmacayı niteliksizleştirmiş maalesef. Aslında zorluk derecesinin bulmacalara sirayet etmesini isterdim. En azından ilk deneyim için. Görsel dizaynı neredeyse ilk oyunla aynı. Hatta ilk oyun gözüme daha güzel görünüyordu. Bu konuda ilerleyeceğine gerilemiş. Daha detaylı ve kapsamlı bir görsellik yapayım derken ön objeler özenli ama çirkin olmuş. Background da özensiz kalmış. Buna üzüldüm gerçekten. Bir sorunum da karakter animasyonuyla alakalı. Görsellik ne olursa olsun gözümüzün en çok gördüğü şey ana karakterin yürüme animasyonu ve çok çirkin. Neden böyle bir tercih yaptığını gerçekten bilmiyorum. Çünkü şuradaki görsele bakarsanız figürasyon karakterlerin daha akıcı animasyonlara sahip olduğunu görebilirsiniz. Yan karakterlerin animasyonları bile ana karakterden daha iyi görünüyor. Bunu yapamadığını ya da yapamayacağını düşünmüyorum. Bu geliştiricinin seçimi ve tarihsiz bir seçimi olmuş. Çünkü oyunu oynarken bu görsel olarak beni rahatsız etti. Ayrıca ilk oyuna nazaran oyunun bazı noktalarına derinlik eklenmiş. Ara sıra oyunda böyle farklılıklar görmek de hoşuma gitti. Müzikler... Eh işte. Giriş ve boss müziklerinin birkaçı oyunun ana müziğinin remixi. Kendine has birkaç müziği var. Karnaval bölümündeki bilindik sirk müziği dışındaki tüm müzikler dünya klasiklerinden çakılmış. Aslında bu bir eksi değil. Sonuçta bu müziklerin telif hakkı yok ve bazı filmler, diziler hatta animelerde zaman zaman bu yola başvurabiliyor. Bu oyunda da müzikler doğru zamanda ve doğru yerde kullanılmış. Bu yüzden beni rahatsız etmedi. Hatta uzun bir zamandan sonra bazılarını dinlemek zihnimi dinlendirdi. Yani klasik müzik eşliğinde oyun oynamak hoş bir deneyimdi. Fakat oyunun tamamıyla alakalı aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Şimdi bir spoiler vermek zorundayım. Spoiler yemek istemiyorsan ekrandaki dakika ve saniyeyi atlayabilirsin. İlk incelememde final boss savaşının rezaletinden bahsetmiştim. Bilmem kaç klikte yumurta kırma olayına benziyordu. Finaller hayatın her alanında olduğu gibi oyunlarda da önemli. Hatta iyi bir oyunun tamamını çöpe atacak ya da kötü bir oyunu kurtaracak kadar. Fakat bu oyun ilk söylediğim kategoriye dahil maalesef. İlk oyunda gömmelere doyamadığım final boss sekansının aynısı ikinci oyunda da olduğu gibi kopyalanıp yapıştırılmış. Önceki boss dizaynları bu kadar hoş düşünülüp finalde neden böyle bir konsept seçildiğini aklım almıyor gerçekten. Bu durum tam bir fiyasko. Oyunda RPG öğeleri de mevcut ve oyundaki birkaç kötü sonun yanı sıra tek bir iyi son var. Bu seçimler yalnızca oyunun ikinci bölümünde bize sunuluyor ve oyunun sonunu doğrudan etkiliyor. İkinci bölümde şu Tüm yadigarları topladıktan sonra açılan bir portaldan geçmişe dönüyoruz ve ilk oyundaki tüm kötü karakterlerle teker teker yüzleşiyoruz. Son deme gelince ekranımıza çıkan çeşitli seçimlerle gelecekte iyi mi yoksa kötü mü olacaklarını tayin ediyoruz ve hepsinin gelecekte katil olmayacakları sonları seçersek iyi sona ulaşıyoruz. Aslında bu hikayelerden ilgimi en çok çeken Agatha'nın hikayesi oldu. Hatta üçüncü oyunun bu karakterin üzerinden yürüyeceğini bile düşündürdü. Çünkü Agatha son yüzleşmede kendisini başka üç boyutlu bir karakterin kontrol ettiğinden bahsediyordu. Aslında Agatha'nın hikayesi ilgimi çekse de gerisi sıradan geldi ve bende bitse de gitsek istiyatı uyandırdı. Sanki oyun gereksiz uzatılmış gibi hissettirdi. Hikaye olarak oyunun başlangıcı ilgi çekici, devamı fena değil ama finali bu oyuna yakışmadı. Oyunun karakterleri ve aralarındaki diyaloglar ilk oyuna göre daha samimi ve daha detaylı. Kara mizah olayını iyi yapıyor gerçekten. Arcade sekanslarının bazıları oldukça iyi, bazıları tuş yerleşimi yüzünden işkenceye dönüşüyor. Görsel olarak oyun detaylı olmaya çalışsa da çuvallamış maalesef. Oyundaki genel dizayn ve ilk oyuna göre koşma eklenmesi ve haritalar arasında geçişlerin serbest olması bana oldukça geniş bir konfor alanı sağladı. Müzikler dünya klasiklerinden arak olsa da doğru yerlerde olması durumu kurtarmış. Umarım Sui Arts yeni çıkacak olan oyun ile kendine ait müziklerle karşımıza çıkar. Agatha bu oyunda belki de önemseyebildiğim tek karakterdi ve Junior dahil tüm ana karakterler bile sönük kaldı. Kendini önemsetemedi. Spoiler vermeden nasıl anlatabilirim bilemiyorum ama 3. oyun Agatha üzerinden yürür sanıyordum ama öyle olmadı tabi. Soy Arts 2022'nin son haftasında çıkması planlanan Mott Lake oyunu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Umarım yeni oyununda ilk oyunda yaptığı hataları yapmaz ve şöyle içimden gele gele bir yıldızlı peki verebilir. Ama bu oyun çok ortalama kaldı maalesef. Ben meyve suyu içmeyi beceremeyenlerdenim. İlk yudumu aldığımda tamamı bitene kadar kendimi durduramıyorum. İlk oyun bana böyle hissettirmişti. 4 ila 5 saat arasında süren Dangerous and Demons oyunu ise içerken tadı hoş gelen ama bittiğinde ağzımda acı tat bırakan bir içecek gibiydi.